Mayıs'taki çekimlerimize Saraçoğlu Grup firmasıyla devam ediyoruz. Firma başta tarım ve hayvancılık olmak üzere petrol, madencilik ve enerji alanlarında yaptığı pek çok yatırımla Konya'da adından söz ettiriyor. Biz de Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saraçoğlu'nu ziyaret ederek Konya-Ankara yolu üzerinde bulunan Altınekin ilçesinde tarım ve hayvancılık alanlarında yapmış oldukları yatırımlarla ilgili bilgiler alıyoruz. Burası 450 bin metrekarelik bir alanın içinde 86 bin metre kanatlıya, 79 bin metrekaresi de büyükbaşa imar yapılmış bir yer. Kalanını tarım alanı olarak kullanacağız. Bir adet civciv kümesinin kafesinin montajı bitti. İçeride o civciv kümesinin 225 bin adet civcivimiz büyüyor. Yumurta kümesinin birinin kafesi ithal edilmiş durumda şu anda. Türkiye hudutundan İzmir Limanı'nda önümüzdeki haftanın ilk günleri bizde olacak inşallah. Onun montajı da Temmuz'un 15'ine kadar bitecek. Burada büyüyen civciv o kafesin montajı bittiği gün o yumurtacı kümesine nakledilecek. Ve ikinci yeri kapanmış yumurta kümesi de 12. aya falan devreye girer. Öbür yumurtacı kümesleri 2016'ya inşallah. Ve büyükbaş süt ineğiyle ilgili sözleşmeleri 6. ayın 20'sinde muhtemelen İPART'ta sözleşmelerimizi imzalayacağız. Ondan sonra onun da bir yıl süre veriyorlar. Ama biz kışa kadar yetiştirebildiğimizi yetiştireceğiz. Kalanını seneye 6. aya kadar bir zamanımız kalmış olacak. Orayı da seneye 6. ayda devreye sokacağız inşallah. Şimdi de grup şirketinin bir diğer yatırımı olan damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili olarak yönetim kurulu başkanı İsmail Saraçoğlu'ndan bilgiler alıyoruz. 5-6 yıl oldu. Temelini attık. İnşallah bu gördüğünüz merenin üzerinde bu yerde 3-4 bine yakın bir koyunu taşıyacak büyüklükte bir mera. Burada Saraçoğlu sülalesine, ismine yakışır bir genetiği geliştirip insanlara faydalı olmaya çalışacağız. Firma tarım ve hayvancılık yatırımlarının yanı sıra madencilik alanında da çalışmalar yürütüyor. İsmail Saraçoğlu, Konya Aksaray yolu üzerinde kurmuş oldukları mikronize kalsit tesisi ile ilgili mikrofonlarımıza şu bilgileri veriyor. Makinelerimiz şu anda monta edilmiş durumda. Saatte 500 ton inşaatlar için yol yapımı, şeker taşı, mikronizeye olacak hale kadar hepsine hazır çalışacağımız bir tesisimiz var. Aksaray yolu üzerinde 78. kilometrede ve oradan üreteceğimiz ürünleri de Aksaray pazarına satacağız. Mikronize kalsit de kağıttan tut ilaca kadar pek çok sektörde kullanılan bir ürün. Madencilikte orada ürettiğimiz kava asfalt ve beton santralı var. Onun altına iki tane yeri müsait. Efendim yatırım teşviğinin içine koydurduk. Oraya bir asfalt planti ve bir tane beton santralı. O bölgedeki yapılanmaya ihtiyaç duyacak. İsmail Saraçoğlu son olarak enerji alanlarında yapacakları yatırım hedeflerine değiniyor. Bir tane sorumluluğumuz var bizim şu anda. Mesuliyetimiz var. Burada İnsanlara bir şeyler üretiyoruz ama doğaya da bir şekilde bir atık bırakıyoruz. Evet. Bu atığı faydalı hale getirecek ve şu anda 2 yıldır, 3 yıldır bu metan gazını tavuk gübresinden ayrıştırıp bundan enerji üretebilen, elektrik enerjisi üretebilen jeneratörlerin yurt dışında, özellikle Amerika'da çok kaliteli olarak üretildiğini keşfettik. İnsanlarla buluştuk. Teknoloji vermiyorlar. Yatırımı yaparız. Yerde bize yardımcı olun. Parada sıkıntımız yok. Yatırımda sıkıntımız yok. En hızlı şekilde hallederiz diyorlar. O iş önceliğimiz. İkinci konumuz da bu yaptığımız büyük kapalı alanların üzerine uygun bir şekilde güneş panelleri yerleştirerek enerjimizi kendimiz üreterek yapacağız. Yani yıllardır en büyük harcamamız, en büyük girdimiz enerjiye.
bu güneş enerjisinde faydalanarak elektriğimizi üretip memleketin ihtiyacını karşılamak yönündeyiz.